2023'ün bitmesine az bir vakit kala EYT ile emekliliğine kavuşan milyonlarca çalışan yeni yılı güzel karşıladı. Fakat EYT'de beklediğini bulamayanlar için kademeli emeklilik gündemde. Kademeli emekliliğe geçmeden önce EYT'yi kısaca bir hatırlayalım. Emeklilikte yaşa takılanlar 99'dan sonra ortaya çıkan bir kanundu. 2011'de ilk kez gündeme gelmişti. 2023 Mart itibarıyla da kanunlaşmıştı. EYT ile emekli olan 1.7 milyon vatandaşımızın maaşları 2023 içerisinde ödenmişti. Aylardır tartışma yaratan EYT konusuysa tekrar gündeme geldi. Şimdi torba yasa düzenlemesinde kademeli emeklilik şartları da ele alınacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılara yönelik EYT düzenlemesi yaş şartı olmadan emeklilik fırsatı sunuyordu. Fakat bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlarla bir gün önce çalışmaya başlayanlar arasında 17 yıllık bir fark oluştu. EYT'de çalışanlardan biri 43 yaşında emekli olurken diğeri 60 yaşında emekli oluyordu. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde bu sorunun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Ancak EYT düzenlemesinden beklenen 5.975 prim günü kademeli emekliliğe baktığımızda 6.250 prim günü olarak talep ediliyor. Eğer düzenleme yasalaşırsa 99 yılında çalışmaya başlayan bir erkek 6.250 prim gününü doldurmak şartıyla 25 yıl sigortalılık süresiyle 45 yaşında. Yine aynı yılda çalışmaya başlayan kadınlar için 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmaları halinde 43 yaşında emeklilik öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle 3 milyon vatandaşın bu haktan yararlanması ve bu sayının 5 milyonu da aşması bekleniyor. Gündem özel haberimizle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.